vatandaşlarım, saygıdeğer belediye başkanlarım, ilgili meclis üyesi arkadaşlarım, teşkilat mensubu arkadaşlarım, değerli gönüldaşlarım. Öncelikle hepinize basın toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Görüşürüz. 2002 yılından beri Türkiye'yi idare eden AK Parti iktidarı, başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül olmak üzere olağanüstü bir çalışma azmi sergileyerek ekonomide, adalette, eğitimde, sağlıkta, dış politikada, terörizmde, mücadelede, sosyal güvenlikte, yolsuzlukta ve yoksullukla mücadelede Türkiye'yi hayal dahi edilemeyen yerlere getirmişlerdir. Milletimiz de her zaman AK Parti'nin yanında, AK Parti'nin yakınında olmuştur. Tüm seçimlerde hiçbir siyasi iktidarın veya hiçbir partinin partiye nasip olmayacak şekilde tek başına çok ciddi bir çoğunlukla iktidara gelmiştir. AK Parti'nin gücü hep millet olmuştur. Tüm milletimiz AK Parti iktidarı ile birlikte daha fazla demokrasi, daha fazla refah seslerini dillendirebilmiştir. Evet, ülkemizin kalkınmasının sürebilmesi, anayasamızda ifadesini bulan demokrasinin ve sosyal devlet ilkesinin tüm kurumlarıyla birlikte yerleşebilmesi, toplumsal huzur için ülkemizin bir kez daha daha güçlü bir şekilde AK Parti iktidarına ihtiyacı vardır. Sizlerin desteğiyle 12 Haziran'da bunun gerçekleşeceğine inancımız tamdır. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, 6 yıl boyunca gençlik kolları il başkanlığı ve merkez ilçe başkanlığı görevlerim süresince iyi niyetli bir şekilde bu şehre hizmet etmeye, hiçbir ideolojik ayrım yapmadan herkese yardımcı olmaya, dertleriyle derman olmaya çalıştım. Hiçbir zaman kırıcı bir siyasi anlayışı temsil etmedim. Ama haksızlıklar karşısında da onurluca mücadele etmeye, doğruların yanında olmaya çalıştım. Bu şehri, Aksaray'ı her şeyiyle çok sevdim. Güzel genel merkezin gölgesiyle değil de siz hemşerilerinden almış olduğum güçle siyaset yaptım. Başbakanımızın çabasıyla oluşan, oyla övünen değil, onu nasıl artırabilirim hesabıyla siyaset yaptım. AK Parti'nin Sayın Başbakanımızın çabasıyla alınan oyla böbürlenmek yerine onun gibi halkımızın hizmetkarı bir siyasetçi olmaya çalıştım. Vekil olmam durumunda da Aksaray'a hükümetimizin verdikleri yanında ne katabilirim diye gece gündüz çalışacağım. Aksaray'ın kronolojik sorunlarıyla siyasal geleceğimi riske dahi atarak, riske atmak pahasına çözmek için çaba sarf edeceğim. Milletimize hizmet etme aşkıyla yola çıkmış, sloganları gibi güzel tüm aday adaya arkadaşlarıma çıktıkları bu yolda başarılar diliyor. Milletvekili olarak Aksaray'ımıza hizmeti geçmiş tüm vekillerimize şükranlarımı sunuyorum.